Flamenco'nun en belirgin ve en bildik şeyi ritim tabii ki ve ayak hareketleri. Şimdi ona geliyoruz. Ve ayak öncelikle tekniğinden bahsedeceğim. Çok iyi oturmuş olması lazım vücudumuz iki ayak üzerinde. Dizlerimizin kilitli olmaması. Hafif, rahat hareket edebilecek şekilde. Evet. Ve dizden bir hareket bu. Dizimiz geriden geliyor. Çok önemli. Bakın yukarıdan değil, önde değil. Geriden gelmesi gerekiyor. Ve buradan hangi vuruşu yapacağına bilek karar veriyor. Bileğim eğer bütün vuruş yapacaksak ki bunun flamenko'daki ismi golpe. Bütün ayağı yerle birleştiriyoruz. Net bir ses. Ağırlık değiştireceğimizde vuruşumuz ve diğer ayağa geçiş. Bütün ayakla yaptığımız 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Egzersiz olarak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ve medya planta vuruşumuz yine ayağımızın yarısı. Yukarıdan gelecek ve bilekten karar veriyoruz. Planta. Evet. Tam ayağımın yarısı. Bu gördüğümüz vuruş iki ayağımızın üzerine durabiliyorsak plantamızı güçlendirmişiz demektir. İki plantamızın üzerine duruyoruz. Bu bizim sağlam plantada durduğumuzu gösteriyor. Net bir duruş. Bunun için de egzersizlerimiz var. Birinci egzersizimiz ve planta takon. Planta takon. Planta takon. Planta takon. Planta takon. Ve 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ve takon vuruşumuz. Topuk. Bu da Arapçadan İspanyolcaya geçmiş bir kelime. Takunya'dan geliyor. Ve geriden geliyor yine ayağımız. Ve takon yerleşiyor. Dikkat edin, çok öne koymuyorum. Çok geriye koymuyorum. Geliyor geriden. Yine bileğimin kararıyla beraber takon. Ve takon. Ve takon. Ve takon. Bilekle beraber hemen diğer ayağımın yanına takon vuruşunu, topuk vuruşumuzu yapıyoruz. 1, 2, 3, bıraktım. 1, 2, 3, golpe. 1, 2, 3, golpe. 1, 2, 3, golpe. Diğer takon vuruşumuz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plantadan geçen takon vuruşu. Plantam ve takon. Ve takon ve takon. Bunun egzersizi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunu yaparken çok dikkat etmemiz gereken şey kalçamızın kesinlikle oynamıyor olması. O ne demek? 1, 2, 3, 4 olmaması gerekiyor. Popo sıkı kaslar, bacak kasları kullanılıyor. Evet, popo kasımızı da kullanıyoruz ama sağa sola değil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karında hissedeceksiniz bunu. Burası oldukça sıkı ve toplu vaziyette. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ellerimiz egzersiz yapmıyorsa eğer belimizde,
Kollarımız kesinlikle geriye değil, rahat ve yanda. Vücudumuz hiçbir zaman aşağıya sönük bir şekilde bırakmıyoruz. Egzersiz yaparken de dans ettiğimizi unutmuyoruz ve karın bölgemiz açık. Gözlerimizle aynada kendimizi takip ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daha sonra hızlanmaya başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ve hızlandığımızda çift vuruşumuz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Golpede de aynısını uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Evet, şimdi kollarımızla ve ayağımızın beraber çalışması. Kollarımız yukarıda ve 1, 2, 3, 4. Bir ölçüde kolum yandan öne doğru geldi. Tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. Sağ, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. Sağ, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şu anda 4 dörtlük bir formda çalışıyoruz. Daha sonra 6-8'liklere, 3-4'lüklere geçeceğiz. Şimdilik basit bir zaman olan 4-4'lük ve bizim kulağımıza çok yakın bir ölçü. Türk müziğinde çok kullanılan bir ritim. Ve nokta vuruşumuz. 1. Geriden nokta. Ve nokta. Koreografi içerisinde bu yana buraya geçebilir. Ama düz teknik çalışırken bu şekilde. Sizden ricam. Diğer vuruşları flamenko ayakkabısına benzeyen bir ayakkabıyla yapabiliriz. Bu ayağınıza zarar vermez. Ama punta vuruşu ayak tırnaklarınıza zarar verebilir. Flamenko ayakkabısının ön tarafı korunaklıdır. O yüzden bunu sadece flamenko ayakkabısıyla yapın. Ama diğer vuruşları dediğim gibi flamenko ayakkabısına benzeyen bir ayakkabıyla yapabilirsiniz. Flamenco'da ayak neyi ifade ediyor, nereden geliyor? Bildiğiniz üzere birçoğunuz biliyorsunuzdur. Flamenco çingene kökenli bir dans ve uzun bir yolculuktan sonra, çingenlerin uzun bir yolculuğundan sonra
ki Türkiye'den de geçiyorlar, Osmanlı topraklarından da geçiyorlar ve Endülüs'e ulaşıyorlar. Beraberinde getirdikleri birçok kültür, dans figürü, hepsi bir çuvalın içinde olduğunu düşünün. Ve bunların bir yansıması flamenko. Peki çıktıkları yol neresi? Hindistan. Bizim bildiğimiz o. Gidebildiğimiz nokta Hindistan oldu. Ve Hindistan'da belki bilirsiniz, ayakları yere vurarak ama çıplak ayaklarla, bazılarında bir ziller falan da görürsünüz. Katak dansı ya da çingene dansını o bölgedeki ve ayaklarıyla ritim yaparlar. Ve karmaşık ritimlerdir bunlar. Bu ayak hareketlerinin zamanla günümüzdeki hale evrildiği, tabii şu anda ayakkabılar, özel bir ayakkabısı var. Daha sonra bu ayakkabının detaylarına bakacağız beraber. Detaylı bir ayak vurumu oluşmaya başlamış. Hangi yüzyıla gidebiliyor? Bizim bilebildiğimiz 150 yıl öncesi vesaire iyice oturmaya başlıyor. Ve şimdi günümüzdeki o çok karmaşık ayak yapısına ulaşıyor. Ama ondan önce daha düz ayaklar, bu kadar çok karmaşık olmayan ayaklar var.